Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde limanın hemen dışında fırtınaya yakalanan ve irtibat kesilen Kafkametler isimli kuru yük gemisini ve kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz gün yapılan kurtarma çalışmalarında denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hava şartlarının normale dönmesinin ardındansa kayıp gemi sahil güvenliğe ait bot ve dalgıçlar tarafından aranmaya başlandı. Yapılan aramalarda kayıp geminin batığının yerinin belirlendiği öğrenildi. Ulaşılan gemi batığının iki parça halinde olduğu belirtildi. Kayıp gemi mürettebatını arama çalışmaları devam ederken mürettebatın yakınları ise gelecek umutlu haberi bekliyor. Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar'ın ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı. Nacar'ın en son babasına "Hakkınızı helal edin, gemi karaya oturdu, batıyoruz." yazılı mesaj gönderdiği görüldü. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş verdi. Ülkemizde görmeye alışkın olmadığımız tornado denilen bir aşırı bir rüzgar olarak tanımlayacağımız bir doğa olayıyla karşı karşıya kalmıştık. Geminin konumunu bizim de tahmin etmiş olduğumuz limanın uç tarafında batmış halde tespit ettik. Tahmin ettiğimiz yerde bulduk. Derinliği yaklaşık 25 metre olan limanın uç tarafında yanaşmaya çalışmış aslında o, ama yani orayı görebilseniz, askeri yasak bölge orası, orayı görebilseniz tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarını 9-10 metre yüksekliğindeki dalgalar paramparça etmiş. Arama tarama için ve kurtarma için uygun ekiplerimiz şu anda dalış yapıyorlar. Görmüş olduğunuz, şu anda gözünüzle görebileceğiniz bütün alanlarda yüzey taramasına devam ediyoruz. Dronlarla havadan, helikopterlerle ve uçakla da sürekli arama, tarama ve kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor.